Söz verdiğim gibi tam zamanında geldim. Benden beklenen genellikle gecikmem oluyor ama benim kendimden beklediğim en azından. Bugün şimdi bu canlı yayında Kız Çocukları Koruma Derneği ile gerçekleştireceğiz bu yayını. Hem hepimizin kalbinde, içinde çocuklara iyi gelmek, faydalı bir şeyler yapmak, dokunmak istiyoruz ama nereye dokunacağımızı bilmiyoruz. Bazen bu yardımlaşma ağının çok sağlıklı olması lazım. Derneklerin çok şeffaf olması, doğru kişilere ulaştırılması. O yüzden de Kız Çocukları Derneği, Kız Çocukları Koruma Derneği benim için bu derneklerden bir tanesi. Çok sevdiğim başka dernekler de var, kitaplarımda sizlerle paylaştım. Bugün onlara birçok soru soracağım. Hem bizim nasıl yardımcı olabileceğimiz, bizim bu yardımlaşma ağında nasıl yer alabileceğimiz, hem de onlar neler yapıyorlar, biz nasıl faydalanabiliriz? Belki aramızda onların verdiği hizmetten faydalanacak olanlar da vardır ki bana ulaşıp bu konuda destek isteyenlerle derneği görüştürdüğümde de çok güzel yanıtladılar. Yerine getirirler. Sözlerini yerine getiren bir dernek zaten. Onları bugün bu canlı yayına almama vesile olan da hep beraber destekleyenlerle birlikte çocuklar için başlattığımız yeni yıl hediye kampanyası. Güzel bir iş için bir araya gelmiştik. Detayları öğrenelim istiyorum. Kendi başımıza yardım yapabilir miyiz onlara? Destekleyebilir miyiz? Nasıl yapmalıyız? Bir çocuğa işte kucak açabilir miyiz? Nasıl kucak açarız? Bunları soracağım. Şimdi izninizle onları alacağım yayına. Tabii hatırlarsam değişmişti çünkü. Evet, buldum. Harika. Kız. Onlar daha yayına katılmamışlar herhalde diye tahmin ediyorum. Şuradan da kontrolümü yapayım. Katılmamışlar henüz. Katıldıklarında alacağım onları da canlı yayına. Doğa için de yapabiliriz tabii ki. Ben Tema Vakfı gönüllüsüyüm. Aynı zamanda Buğday Derneği'nin üyesiyim. Onlarla da ilgili yapalım. Yaşam biçimlerimizi değiştirerek öncelikle buldum. Deyince gördüm. Ben Tamam şeyine şimdi. süper. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ah Şöyle şahanesin. yapmalıyım herhalde. Maşallah tam zamanında. Çok şükür. Merhabalar. Merhabalar. İyisiniz. Çok şükür. Gördük daha iyi olduk. Telefonla konuşuyoruz her zaman ama. Sizi ben Şimdi hep takip ediyorum. Akşam da takip ettim. Muhteşemdi. Nilüfer Hanım beni çok etkiledi, dağıttı. evet, çok güzeldi. Gönlünüze sağlık. Buyurun, ben size Hepimiz. sözü bırakayım. Nasıl gideceksek? Önce sizi tanıyalım Erman Hanımcığım. Biz Kız Çocukları Koruma Derneği'yiz Meltem Hanımcığım. 85 senesinden beri korunmaya muhtaç kız çocukları adına, daha sonra da ara ara erkek çocukları da giriyor o çalışmamızın içine. Ben şunu ayarlamak istiyorum. Böyle iyi midir Meltem Tabii. Hanımcığım? Gayet Tamam. güzel, gayet güzel. Tamam. Kız çocukları, korunmaya muhtaç kız çocukları öncelikli olmak üzere. Kızlara ait ne varsa aklınıza gelebilecek, destek verebileceğimiz her konuda yardım yapan, destek veren bir derneğiz. Harikasınız. Çalışanlarımız hepsi gönüllülük esasında, gönüllülükle çalışıyor. Hiçbirisi maddi olarak destek almıyor, destek veriyor. Destek veren bizleriz, sizler gibiyiz bizler de. Sizinle yolumuz çakıştığında şöyle söylemiştiniz, çok çok daha yapacak işlerimiz var Erman'ım demiştiniz. Gerçekten dönem dönem eliniz hep uzandı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ben kısaca esasında
bizler neler yapıyoruzu Evet, bahsettikten lütfen. sonra da sizin bu projenizden ve sizin güzel gönüllü bir iki insanınızdan buradan bahsetmek isterim. Ay evet, Müsaade ben ederseniz eğer. özellikle destekleyenler de, ama bize şu kız çocuklarını biraz aç. Kim bu kız çocukları? Hani Peki, mesela tamam. biz onlara destek olmak istiyoruz, ama bir tane ben biliyorum, bizim elimizin uzandığı, gitmemiz gereken kız çocukları veya çocuklar var. Evet. Oralarda nasıl destek oluyoruz? Nasıl bize bir açılım ver yani şeyde. Şöyle, şimdi 183 ile başlayan bir hikayeleri var bunların. 183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ihbar hattıdır. Biliyorsunuz bunu en yakın zamanda sizinle yaşadık bir ihbar olayında Sol beraberce. gözüm Evet, biliyorsun. sol gözünüzün öyle olmasına neden olan, daha sonra isterseniz kendiniz bahsedersiniz. 183 ile başlayan bir hikayeleri var bu çocuklarımızın. Adım adım gideyim o zaman, vaktiniz Evet, biraz lütfen. varsa. Herhangi bir nedenden dolayı, taciz olabilir, fakirlik olabilir, korku altında yaşayan çocuklar olabilir, yokluk olabilir, cinsel taciz olabilir, dayak olabilir. Herhangi bir nedenden dolayı korunma altına alınması gerekiyorsa bir kız çocuğu veya çocuk diyelim, bunu siz komşu olarak, bunu siz teyze olarak, bunu siz herhangi bir vatandaş olarak 183'e ihbar ediyorsunuz. 183'e giden ihbarlar daha sonra acilse, acilliyet önemi varsa hemen çocuk büro amirliğinden nöbetçi, emniyet görevlileri artı sosyal hizmet uzmanlarından görevli o bölgenin görevlileriyle acilen o adrese gidiliyor. Çocuklar hemen psikolog da var tabii. Bu çok güzel bir adım oldu son zamanlarda. Psikolog eşliğinde çocuk aileden alınıyor. Yani orada ben çocuğumu vermem deme lüksü hiç kimsenin olmuyor. Önce çocuk orada alınıyor. Çünkü bir ihbar var. Sonra bizim ilk adım dediğimiz merkezlere geliyor. İlk adım merkezinde çocuk gerçekten dövülüyor mu, taciz oluyor mu kısmı başlıyor. Çocuk mahkemeleri buna karar veriyor. Bazen ihbar asılsız çıkabiliyor. Ya da çok şöyle de olabiliyor. 16-17 yaşında kızlarımız özgür olmak istiyorlar. Babam beni dövdü deyip bazen çocuk büroya da gidebiliyorlar. Şimdi bu durumlarda bunu mahkemelerimiz ayırarak aileye teslim edebiliyor. Ama çocuk eğer koruma altına alınacak ise birçok birimlere suça karışmışsa çocuk, bakın bir de 183'te suça karışan çocuklarımız da var. Nedir bu? Ailesi tarafından çalıştırılan, Suça ailesi teşvik tarafından edilen. kötü yola sürüklenen, suça teşvik edilen çocuklar da koruma altına alınabiliyor. Çocuklar okuyorsa, okuyan çocuklar yurtlara veya sevgi evlerine gidiyor. Daha sonra bunların birçok bölümleri var. Sizi üzecek kısımlarından pek bahsetmek istemiyorum esasında. Yani aile içinde taciz, şiddet görüp hamile kalan çocuklarımızın bile barındığı ve onların adlarının duyulmayacağı, bazen adları değiştirmek zorunda kalınan bölümler var. Çok doğru yerdesiniz. O kadar doğru yerdesiniz ki dokunarak bunları yapıyorsunuz. Ama Eyvallah. bizim daha çok üstünde durduğumuz eğitim. Evet. Yani bu çocuklardan isterse taciz olsun, ne şekilde olursa olsun, koruma altına alındıysa eğer, biz bunlara eğitim verme taraftarıyız. Okuyan Evet. çocuğumuzu Evet. örgün eğitimdeyse öyle destekliyoruz. Bildiğiniz gibi sizin de desteklediklerinizi var. Ya da örgün eğitim değil, yaşı geçmiş ama olsun, biz gene onu dışarıdan bitirmek için teşvik ederek diploma aldırmaya çalışıyoruz. Evet. Güzel haber bu aslında. Okuttuğumuz, Yani evet, çok çok güzel hikaye. evet. Hikayenin sonu güzel bitiyor arkadaşlar. Çok Şimdi güzel bitiyor. Yani şimdi bakın. onu söylemek istiyorum. Burada umut var yani. Burada Evet. her şeyi yapabileceğiz duygusu var. Erman Hanım, sözünü kestim, özür dilerim, ama Kesin burada kesin. Öyle şimdi gidelim zaten. Aha. şimdi biliyorum, şimdi bahsettiğiniz konular insanları çok rahatsız eden konular ve benim Evet. zaten bu sol gözümün bu hale gelmesinin sebebi, görerek, bilerek içinde yer almak istemediğimiz durumlar. Önemli olan, bir toplumu iyileştireceksek, o anda hoşumuza gitmeyen bir şey bile olsa, yapamıyorsak da destek alalım. Yani Evet. dernekler, insanlar, ama görmezden gelmek yarın öbürsü gün çok daha büyük acılara sebep oluyor. Toplumsal acılara. Çıkıp bir kadının, bir çocuğun kaybından sonra burada etiket paylaşmak, paylaşım yapmak, bence sadece bu işin şovmenliğidir yani. Ben bir Hiç şey anlamı yapmadım yok. Hiç demektir. anlamı yok. Hayır, hayır. Halbuki Bakın bugün ben konuşacağımız şey iyileştirmek üstüne. Bu çocukların hikayeleri evet. çok güzel bitiyor.
İyi başlamamış Evet. olabilir ama çok güzelleşiyor yani. Çok haklısınız. O kadar güzel bir konuya temas ettiniz ki teşekkür ediyorum. Korunma altına alınan çocuk güvensiz. Evet. Korunma altına alınan çocuk sevgisiz. Aç, susuz. Ama gıda anlamında değil. Sevgiye, değil. Sevgi. İlgiye, alakaya. Yani bakın bizler yurt zamanında, şu anda pandemi var, gidemiyoruz. Ama çocuklarımızı da biz onlara sevgiyle yaklaştığımız zaman o kadar sorgulayıcı gözlerle bize bakıyorlar ki, hani siz niye bizimle bu kadar? Ve bunu dile getiren, daha sonra güvendiğinde dile getiren çocuklarımız var. Meltem Hanım, ben esasında sizin bir programınızda yurtta yetişmiş, kendi özgüveni olup sizinle canlı yayına çıkabilecek çocuklarım vardır. Var, onları var. Dile getirmek isterim. Çok onları isterim sizle almayı. Buluşturmak Çok isterim isterim. Almayı. Çok isterim. Şimdi biz dernek olarak işte ne yapıyoruz? Hiç abartısız, çok şükür, verilen emeğin, paranın nereye gittiğini görebilecek kadar şeffaf. Siz bunu zaten en yakın siz biliyorsunuz en son projeden. Olan bir derneğiz. Biz kimiz? Ben işte emekli hemşireyim. Kimyager arkadaşım var. Muhasebeci arkadaşım var. Çalışan arkadaşım var. Ev hanımı arkadaşım var. Bizler bir aileyiz. Sizleri Evet. de dahil ediyorum içine. Bizler Eyvallah, Türkiye'yiz eyvallah. esasında. Türkiye'nin gerçeğiyiz. Bu çocuklar için neler yapılabilir kısmında ise aklınıza gelebilecek her şey. Bizim derneğimiz sadece çocuğa eğitim parası verip de hadi yavrum al 200 lira diyen bir dernek değil. En son bir bu çalışma dolayısıyla sizle paylaştığım konulardan bahsedeyim, örneğin. Evet, lütfen. Bir çocuğumuz 18 yaşına çıkmış, bu hafta olan çalışmalarımdan bahsedeyim, size örnek olur. 18 yaşını doldurmuş, okumayan çocuklarımız 18 yaşını doldurduğunda, hani diyorlar ya hayata bırakıldı, terk edildi. Esasında terk edilmiyorlar. Çocuk, yani devlet yasası kanunumuza göre 18 yaşını doldurduğunda reşit olduğu için, AB uyum yasasına göre 18 yaşını dolduran çocuk reşit çocuktur. Reşit çocuk artık devlet güvencesi altında kalamıyor. Kendi ayaklarında üstünde durması gerekiyor. İşte çocuğa sen 18 yaşına kadar ne verirsen, ne doldurursan, hayata nasıl hazırlanırsan hayata öyle başlıyor. İşte öyle bir çocuklarımızdan biri, örneğin anne babası çok yakın tarihlerde ölüyor. 25 yaşında ablayla yaşayacak. Ablanın yanında 8 yaşında bir çocuk daha var ve abla hayat mücadelesi yapıyor. Babadan kalan 1500 lira maaşla geçinmeye çalışıyor. Mesela bir müdür hanım bize dedi ki, Erman Hanım, gıdasını alır mısınız? Bakın, çok net söylüyorum. Hemen yaptığımız şey, dernek olarak onlara ihtiyaçlarını gidermekte. Dolap ihtiyaçları, buzdolabı ihtiyaçları. Derken sizin grubunuzdan çok güzel, yürekli bir Didem Malkoç Hanımefendi ile tanıştık. Evet, sağ Didem olsun Malkoç Didem. Hanımefendi, selam olsun kendine. Beykoz'dan bizi aradılar sizin evet. kanalınıza. Dediler ki, şey, ben de bot var Erman Hanım, şu var, biz ne yapacağız? Baktım botlar bizim çocuklarımızın yaşına küçük. Hemen değerlendirmek istediğim için benim de böyle bir yapım var. Yani çöpü değerlendiririz çok şükür. Dernek olarak. Hemen sağ olsun Duru Bey Alca diye bir müdürümüz var. Onları buluşturduk. Varlık arabası gidecek. Evinden o eşyaları alıp yaşının uygun olduğu devlet korumasındaki çocuklara teslim edecek. Evet, derken Didem Hanım'la konuşurken mesela bu çocuğumuzun, bizim erzak yardım yaptığımız, bu ayki yaptığımız çocuğumuzun 2 aylık erzak yardımını karşılama sözü aldık. Tesadüfen harika. konuşurken. İşte işler Harika. böyle böyle yürüyor. Yani Evet. el El ele vermekte, tutuşuyoruz ya. görmekte. El ele Ben tutuşuyoruz. tabii Evet. ki mesela biz Didem Hanım'a, bakın Meltem Hanımcığım, bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Para vermek işin en kolay yönü. Evet. Parayı verirsin. Para vermek en kolay yönü. Esasında dokunabilen dokunacak, hissedebilen hissedecek bir çocuk. Bunun başka yolu yok. Ha bu nasıl? Tabii ki devlet demiyor, herkes gelsin görsün. Bunların bir kuralı var. Örneğin biz Evet. Dernek olarak projede, sizler eğer pandemi olmasaydı, bu projede biz işte Didem Hanım olur veya sizin bir iki arkadaşınızı alıp hediyeleri onlara, çocuklarımıza götürüp birer işte çaylarını, kahveni dönecektik. Yani onları hissedeceklerdi. Evet. Şimdi sizle son konuşmamızda şöyle bir şey geçmişti. Hediyeleşmekten bahsederken yılbaşı paketleri yapalım demiştiniz çocuklara ve biz bir merkezle yola çıktık. Çünkü siz gelen bağışın ne olduğunu bilemiyorduk açıkçası. Şu anda
179 çocuk sondu fakat bağışlarınız 30 bine yaklaştı. Bunun içinde bilgisayar da var. Ben size biliyorsunuz dönem atıyorum hep gelen her şeyi yazarak isimlerle ve gelenleri sizle paylaşıyorum sonuçta. 30 bine yaklaştık. Zeynep Hanımcığım kulakları çınlasın. Her gün sağ olsun bize yazıyor. Sağ ne olsun, oluyor? Şimdi biraz önce olsun. konuştum. 30 bine yaklaştık Erman Hanım. Öyle söyleyebilirsiniz dedi. Kalbim Şimdi bunun yerinden 12 bin çıkacak. lirasını... Evet. Ve gidecek merkez 3, 4, 5, 6 merkez oldu. Siz de yeni duyuyorsunuz. Çok şükür. 6. merkez Evet, oldu. çok şükür. Ve çok konuşacağım bugün. Fırsat vermişken ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Biz para teşekkür ederiz yatırıyorsunuz. ya. Bu kadar İşlerle emeği, bu kadar yok çok emeğiniz sağ var olun. ki. Olsun. Olsun her şey karşılıklı. Para da olacak, emek de olacak, yeri gelecek. Ben şunu demek isterim size. Şimdi para yattı. Bu işler nasıl yürüyor? Para bizim şöyle hediye için. Niyet önemli. Neye niyetlediyseniz bir kere bize gelen para oraya gider. Örneğin 26 Bu bin tarafını çok liramız vardı seviyorum hediye için. Erman'ın. Bu tarafını çok Evet. seviyorum. Öyle Yani olmalı ama. biz Yani seni niyeti başka her yerden zaman konuşuruz bunu. kullanamazsınız. Teşekkür ediyorum. Mesela o 30 bin içinde bilgisayar varsa o kısım elenir. Size gelen raporda da göreceksiniz. Sanırım Bilgisayar Meltem derken Hanım net. arkadaşlar, çok özür dilerim, bilgisayar derken Girin lütfen. bilgisayar için sizden ayrıca yardım istemiştim. Biz hem kendi çevremde, kendi arkadaş çevremde, danışan çevremde hem de sizlerin şeyiyle, desteğiyle bir de bilgisayar için de ayrı bir para topladık yani. Erman Hanım ondan bahsediyor. Bu Bunu ondan zaten 2 bin bahseder lirasını bize. siz verdiniz. 2 bin lirasını siz yollamıştınız sağ olun. Onu demek istedim. Şimdi 2 gündür alanda pandemi var ama Hacer arkadaşımla, Hülya arkadaşım size bir resim atmıştım biliyor musunuz? Paylaşabilir Ben miyim dedi. paylaşmak istedim aslında. Şöyle, şunu söylemek istiyorum. O sevgili Hülya ve eşi Şaban Bey var. İnanın biz ailece Allah razı çalışıyoruz. olsun. Evet. Beyefendi pakete yardım ediyor Şaban Bey, Hülya Hanım'ın eşi, çocukları. Şimdi orada iki tane genç kız vardı. Çalışan mühendis kızlarımız vardı. Oturup paket yapan. Belki medyaya onları vermek istemeyiz diye ben şey. Ama size çok güzel resimler yollayacağım. Hacer'e dedim ki Tamam. Meltem Hanım'ın kullanabileceği resimleri at dedim. Şimdi birazdan yollayacağım size onu. Tamam. Şöyle Motive işliyor oluyoruz bizde olay. çünkü. Biz sizden mesela bir proje yapıyoruz önce. Siz dediniz ki bir yılbaşı paketi hazırlayalım çocuklara. Önce bir projeyi saptıyoruz. Daha sonra kurumlara telefon açarak müdürlerine diyoruz ki çocukların neye ihtiyacı var? Ne istiyorlar? Diyorlar ki işte diyelim ki biri sabahlık istedi biliyorsunuz bir bölüm. Evet, Onlara evet. sabahlık hazırladık. Bu arada sırası geldi teşekkür edeceğim. Lütfen, lütfen, Ankara'dan lütfen. sizi dinleyen Sinem Çirkin Hanım. Çok Bana teşekkür ederim kendisine. Ankara'da bu sağ olsun sevgiler yolluyorum. Hiç tanımıyorum sizin mağazanızla tanıştım. 4 tane, 5 tane yollayacağım dedi. Sonra dedi ki Erman Hanım dur bakayım hepsini yolladı. Allah 40 razı tane olsun ona. Evet. sabahlığı bir bölümün sağ olsun kendisi arkadaşlar yaptı ve hatta bana söz verdi. Ben size sormadan dedim inşallah Meltem Hanım da alır giderim. Ankara'da belki bizim adımıza bir organizasyon pandemiden sonra Gidelim. yapacaklar inşallah. Kabul, kabul. Sonra müdürlerden ve çocuklardan gelen isteklerin doğrultusunda hemen dernek çalışmaya başlıyor. Şimdi Meltem Hanım esasında biz 12 bin lirayı harcadık dün eşortmanlara. Bu daha büyük bir meblağ olacaktı fakat bizler çalışmaya başlayınca ve çalışmanın niyetini ve amacını gören esnaf da ücretsiz verdiği bazı katkı şeyleri oldu. İşte rolonlarımız, stiklerimiz Hacer Hanım'ın Evet. tanıdıklarından ücretsiz geldi. Onlar Evet. bedava olduğu için tabii ki para cebimizde kaldı. Şimdi Çok şükür. esas bölüme gireceğim. Çok konuşuyorum. Bak sizi Ya Allah konuşturmuyorum aşkına konuş ya, sen ben konuş. bugün. Siz dediniz ya özürlüler Zeytinburnu'nda engelli rehabilitasyon bölümünde 45 tane zihinsel özürlü çocuğumuz var. Bunlar erkek çocuğu. Biz kız çocuğuyuz ama bizim böyle niyetimizde erkek kız olmuyor. Karar alıp onlara da yardım edebiliyoruz. Ebru hemşire var. Kulakları çınlasın. İhtiyacınız neydi? Bana neydi biliyor musunuz? Çok duygulandım. Bugün arkadaşlarımla da paylaştım. Ne olur dedim. Senede iki organizasyon bu engellerimize olsun. Erman Hanım dedi. 0-6 yaş çocuklarına çok dedi gidiyorlar. Çünkü küçük çocuk sevimli. 12-18 yaş çocuğu okuyor. Sizlerden işte siz gibi dernekler var. Yardım alabiliyorlar şanslılar. Yaşlarda
anne babasını üzen, hiç anne babası ölmüşken yanına gitmeyen, vicdanen onlara gidiyor. Bakın çok değişik bir bakış açısı. Fakat dedi, benim çocuklarımız zihinsel özürlü diye ve yani boş yatırım gibi geliyor. Boşa atılmış bir yatırım gibi geliyor ve bizim kapımızı açan çok az kişi var. Ben çocuklarıma ne diye hitap ediyorum biliyor musunuz dedi. Allah'ın çocukları bu çocuklar dedi. Tüylerim diken diken oldu. Eşortman yardımını bugün Hacer yolladı. Sağ olsun elleriyle götürdü. Teslim etti. Resimlerini atacağım size. Çok duygulandım çünkü. Arkadan dedim ki ya para arttı kasada Meltem Hanım. Herkes duyuyor ve şu anda soruyorum size. Sormadım esasında yemin ederim yaptım bile. Hayır derseniz kasadan Allah senden razı olsun. Şey çok fazla altlarında idrar kaçırdıkları için acil nevresime ihtiyaç varmış. Ne lazım sağ ol. Evet, oraya biraz bu şey yatak yorganla fazlaca giriştik. Şimdi bir tekstilci arkadaş onu hazırlıyor. Geri kalanı da zaten size rapor olarak vereceğiz. İşler böyle yürüyor. Biz daha varız yani. Raporlanıyor ve bu işi yapan projede sizin gibi gönüllerimiz olduğunda onlara bilgi veriliyor. Böyle yani şimdi bu olaylar bir de okuyan çocuklarımız var biliyorsunuz. Esasında onlardan bahsedelim biraz. %70'i yani okuyan çocuklarımız. Seçek dolup, koruma altında olup çok akıllı çocuklarımız var. Çok, biz bunları çok ortaokul lise çağında yakalayıp onları desteklemeye çalışıyoruz. Şu anda üniversitede olan var, işe yerleşen var. Çok yani, var. Çok, i̇şe yerleş, çok... orada, evet. Şimdi eğitim ayağında her ay onlara belirli bir para yolluyoruz. Eğitim desteğimiz çok önemli. Bir havuzda birikiyor ve kaç çocuğumuz varsa aylık onlara eğitim desteği olarak gidiyor. Fakat bizim çocuklarımız bir tek yolladığımız o aylık paralarla kalmıyor. Bot, mesela şimdi yılbaşı için biz onlara bot yolladık. Çünkü anne babaları yok ki onların. Veya anne babası var da yok. Öyle diyeyim. Evet. Zaten ailesinin, yani bir çocuk niye koruma altına alınır hiç düşündük mü? Düşündük mü? Benim anne babam var ve ben koruma altındaysam yani daha acı bir durum esasında. Benim anne babaya ihtiyacım var. Bu toplum bana anne baba olsun diyor çocuklar. Çocuklarımıza işte eğitim verdiğimiz çocuklarımızı her yönüyle destekliyoruz. Yani çorabından diş fırçasına kadar düşünün. Onun dışında 18 yaş üzeri kurumdan çıkan çocuklarımızın eşyalarıyla ev açma projelerimiz oluyor. Evet. Evlerini açıyoruz. Sonra bu çocuklarımız üniversiteyi bitiren veya lise mezun çocuklarımız memur oluyorlar. Memur oldukları zaman. Evet, ondan bahseder misin? Çok güzel. Bu, devletin çok güzel bir desteği var bahsederim. Orada. Çok güzel hem de. Kurumlarda 2 sene kalmak kaydı var. Seçek'te kalmak kaydı var. Eğer koruma altında 2 senesini doldurmuşsa bir çocuk imtihansız memur olma hakkını kazanıyor. KPSS ile atanıyor yani değil mi? Devlet dairelerine. Evet, evet, KPSS'ye girmiyor bu çocuklar. O da yeni çıktı Meltem Hanım. Daha önce giriyorlardı. Evet. Daha düşük bir puan alıyorlardı. Daha sonra memur oluyorlar. Ve kendi ünvanları neyse, mühendisse mühendis, doktorsa doktor şeklinde atanıyorlar. İşte bu çocuklarımıza biz dernek olarak ilk karne hediyelerini, ev açmalarını inanın hiç düşünce... Yani projeyi başladığımız anda yağıyor zaten. Bir şekilde bu çocuklar geliyor. Pırıl pırıl evlerini açabiliyorlar. Sonra bu çocukların isteme zamanları şey oluyor, flörtleri oluyor. Bizden istiyorlar çocukları. Çoğumuzun evlerinde nişanlar, düğünler oldu. Şimdi bir haber aldık. Esasında derneğimizin ilk bebeği geliyor. Ay, Esma maşallah. Kızımız hamileymiş. Böyle maşallah böyle yani biz torunla torbalı bir şekilde gidiyoruz. Yani çalışmalarımızda hangi yöne el atsak bir çalışma var. Onun için sizden ricam sevgili gönüllü arkadaşlarım, Meltem Hanım bunu bana fırsat bildi derneğim için. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Derneğimizde art niyetli olan hiç kimse yok. Çok şükür. Herkes o kadar güzel, o kadar böyle verimli çalışıyor ki eşlerimiz de dahil buna. Yani ben eve gelip de bir gün eşimin eyvah yemeğim yok dediğini olsun, çocuklar doydu mu? Tamam doydu. Biz yeriz dediğini çok çok bilirim mesela. Öyle şekilde. Ailece çalışıyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum. Yardım yapacağınız her konuda Meltem Hanım'a ulaşın. Yardımın azı çoğu olmuyor. 20 liralar trilyon oluyor.
Trilyonlar ya, bir günde kaç bakıyor. Kaçtır topladık bakar mısın? Yani şu projeye baktığımda benim daha da artacak. Yani bu nevresim, özür dilerim aldığımız nevresim takımlarının dışında mutlaka artacak. Allah nasip ederse gene ben kurumlara bir dolaşacağım. Soracağım yani nedir, acil ihtiyaç var mı diye. Çok bereketli. Paralarınız çok, çok bereketli. Çok şükür. Başka neden bahsetmek istedim bilemiyorum. Sizin soracağınız bir şeyler ben, var mı? Benim var. Bilmiyorum. Şimdi şöyle hani... Şimdi biz böyle kampanyalarda çok güzel bir araya geliyoruz. Bir kere evet. Öncelikle böyle bir şeye vesile olduğunuz için ben bütün herkese teşekkür ediyorum. Sizin evet. Nezdinize, dernekte. Çünkü her yani... şey gönüllülük esasıyla olduğunu çok iyi biliyorum. Ki ben sizi hiç tanışmadan biliyorsun. Yani iki tane atölye yapıp ben bunu bağışlayacağım diye başladı benim yolculuğum. Evet. Ben bu atölyeleri bu niyetle yapıyorum. Bunları bağışlayacağım diye. Çünkü... Bu dünyadan göçeceğiz yani. Eninde sonunda benim hayat felsefem gideceğiz yani. Buradayken Allah bizi tabii gani gani ağırlasın. Ama bizim de ağırlayacaklarımız var. Bir de yaptıklarımızla kalacağız burada. Evimiz, arabamız, eşyamız hepsi bir değerinde ama his olarak kalacak. Şimdi benim komşum, alt komşum şey anlattı. Annesi bir gün bir yerde duymuş ki atkı gönderilecek bir yere. İki baza örmüş. Şeyin altına koymuş ama gönderememiş. Annesi öldükten sonra ne yapacaklarını şaşırmışlar. İki baza, çocuk beresi, atkısı. Erzincan depremi oldu. Elazığ'da oldu galiba değil mi en son deprem? Geçen sene. Bu sene. Bu sene Elazığ'da oldu. Elazığ'da oldu. Her şey annesi rahmetli oldu bu sene. Annesi öldükten sonra o ördüğü atkılar, bereler Elazığ'da çocuklara gitmiş. Dedim ki öldükten sonra bile yaptıklarıyla yaşayan bir kadınmış anne. Şimdi hepimizin aslında kalbine iyi geliyor bu. Evet. Şimdi biz bu 200-300 çocuğu hiç görmeyeceğiz. Onlar da bizi görmeyecek. Zaten bence güzel olan da bir taraftan bu. Hani ben etik olarak zaten çocukları paylaşmayı sevmiyorum. Hani bazen köy çocuklarını yıllardır yapıyorum. Hani köy çocukları şunlar bunlar. Çünkü biz İyi hizmet alacaksak, iyi insanlarla karşılaşacaksak, yaraları sarmayı, eksiği gidermeyi, ayıpları örtmeyi bileceğiz. Çünkü bir çocuk yetiştirmek, çocuğunu özel okula göndermek, iyi insan yapmak yetmiyor. Öteki çocuk eğer eziyet görerek ilgi gördüyse, o çocuk başkasına eziyet ederek ilgi bağı kuruyor. Yani o çocuk da bugün suçlu dediğimiz insanlar küçükken, zorluklar yaşamış, taciz ya da şiddet görmüş insanlar. Çocuktan örnek başlamalıyız. Yok. Yani çocuktan başlamalıyız. Şimdi ben biliyorum ki yani benimle birlikte bu işin içinde sizinle birlikte hep birlikte yani bu el ele tutuştuğumuz şeyde biz daha çok şey yapmak istiyoruz. Yani haberdar olduk. Bir de bana çok soru soran var. Yani mesela diyelim ki ekonomik durumu buna uygun değil. Diyelim ki yardım yapacak ama bir şey yapmak istiyor. Ne yapsın? Yani içeride biliyorum yani sizde bir sürü emekli 70 yaş üstü bir tane Havva annemiz var. Yani kimlerin neler yaptığını, kimlerin nasıl bir ağ kurulduğunu herkesin bir sahibi var. Bir kere orada bu arada Oya anneniz vardı. Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik Meltem Hanım. Oya anneniz bizim dua annemizdi. Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik onu. Çocuklarımızın inanılmaz çocuklarımızla yatıp evlenmeyen, çocuklarımızla kalkan bir Kasımpaşa çocuk yuvasındaydı. Allah rahmet eylesin diyelim ona da buradan. Yalın neler olan, yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Duymak istiyoruz biz. Yani tabii ki, düzenli bağış yapabilir miyiz? Nasıl anlamadım? Düzenli bağış yapabilir miyiz? Kıyafet gönderebilir. Süper. Bilgisayarım benim şimdi biz iki gündür biliyorsun senle yattık kalktık. bir çocuğun eğitim hakkı elinden alınmıştı. Çok şükür bir de sıfır aldık. Şimdi ben çok danışanlarımdan, takipçilerimden, şimdi şirket içlerinden toplamak için uğraşıyorlar sağ olsunlar. Devlet online'a geçti ama çocukların elinde bilgisayar yok. Şimdi o çocuğun eğitim hakkının alınması demek zincirleme sorun demek. Şimdi biz diyelim ki benim çocuğum kıyafetini giymedi. Bugün bir arkadaşımın kızı hiç giymediği ofis kıyafetlerini veya çok temiz olanları topladı. Dedim ki bizim kız çalışan çocuklarımız da var. Kız çocuklarımız var. İşe gidiyorlar. Ama biz
nasıl kontak kuracağız? Kız çocuklarını Şöyle koruma derneğini biz nasıl destekleyeceğiz? Nasıl içinde var Şöyle olabileceğiz? Şöyle destekleyeceksiniz. Öncelikle eğitim desteği verebilirsiniz. Eğitim desteği demek ne demek? Her ay düzenli bir ücret yatırmanız demek bu. Eğitim bağışı diye gelir, havuzumuzda toplanır ve bu sadece eğitime gider. Eğitim olarak destekleyebilirsiniz. Bizim her bayramımız, hiç sormayın bize bile, yani her resmi şey milli bayramlarda çocukları biz tepeden aşağı giydiriyoruz. Bayramlarda giysimize bir çorap olabilirsiniz, bir bot olabilirsiniz, bir palto olabilirsiniz. Çocuklarımız çünkü kendi giyiniyor. Eskiden şöyle bir şey yapılmış. Sarı 10 tane tişört. Herkes sarıya bu. Biz bunu yapmıyoruz. Çocuklar şimdi korona var ama koronada bile yaptık. Yani Waikiki'ye rica ettik. Çocuklarımızı aldı. Waikiki de giydiriyoruz daha uygun diye. Daha ortam müsait diye. Çocuklarımızı bayramlarda giyindirebilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Büyüklerinizin ölüm yıldönümlerinde çok zengin ahbaplarınıza helva kavuracağınıza size telefon açıp 3 lira 5 lira var elimde ben bunu hayır yapmak istiyorum dediğinizde bize herhangi bir kuruma çocukların istediği pizza mı olur ne bileyim hamburger mi olur çocukların tatlı mı olur çocuk ne istiyorsa. Evet çocuk ne istiyorsa biz onlara havale ediyoruz ruhu şad olsun o şekilde olabilir. Şimdi ne bileyim bir çocuğumuz evleniyor biz yayınlar yapalım size söyleyelim bizim çocuklarımız evlenirken örneğin çeyiz yapabilirsiniz. Biriniz bardak alırsınız, biriniz havlu alırsınız. Bunun dışında çocuklarımızın, bakın bizde mentorlar var mesela. Mentor olmak bizde çok riskli bir olaydır. Şöyle ki, biz artık derneğimize üyeliği dondurduk. Gönüllülük esasına doğru gidiyoruz. Meltem Hanım'ın dediği güzel bir laf vardı. Bir gönüllümüzse ben gireyim, üye olayım. Ben bile zor hani, ben bile yeni yeni ısındım. Doğrudur çünkü... bizler hemen herkese kucak açamıyoruz. Neden açamıyoruz? Açıyoruz. Herkese çalışıyoruz da. Yani senin çocuk hemen şunu diyor. Senin annen baban var mı? İşte senin hayat hikayesinden başlıyorlar çocukların. Böyle bir şey yok. Onları yaralamadan, güven duygularını kazanarak bizimle çalışabilirsiniz. Yani derneğimiz adı. Artı pandemi biter. Dersiniz ki ben Meltem Hanım'ın grubu olarak bu sefer ben size bir organizasyon yapacağım. Örneğin bir çocuğun bilgisayar için ya da ne bileyim herhangi bir konu seçilir. Herhangi bir yerde bir toplantı, yemekli toplantı yaparsınız. Derneğe o çocuk adına bağış yaparsınız. Her şey yapabilirsiniz. Yani elinizdeki ikinci şeylere gelince Meltem Hanımcığım, kurumlar kurumda yaşayan çocuklara ikinciye giydirmiyorlar. Özellikle şu anda koronadan dolayı çok dikkatliler. Son gelen bildiride. Ama bizler çok yeni, sıfırsa dernek büromuzda onları alıyoruz. İşte üniversiteli çocuklarımız var, işe giden çocuklarımız var. Onlar da mutlaka bunları değerlendiriyoruz. Her şey olabilir. Yani siz illa para yollamak istiyorsanız havuzda birikir. Amaca yönelik, niyete yönelik o kullanılır. Bunun dışında da ben giysi yardım yapmak istiyorum diyen, mesela şu anda benim özürlü onu buradan duyurmuş olayım. Engellilerin iç çamaşırına ihtiyacı var. Erkek iç çamaşırına. Nedir? Bir merkezde sizlerden bir 5 olur, 10 olur. Toplanır. Ben valinin aracını, kurumun aracını yollatırım. Merkezde alınır. Hani pandemi var diye. Daha sonrasında böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Hı hı. Tamamıyla size ve bize ulaşan herkesi ben asla çevirmiyorum. Dediğim gibi bir saman çöpü de olsa bundan bir şey olur deyip düşünüp yerine yollamaya çalışıyoruz dernek olarak. Bu arada benimle çalışan gerçekten bunu gönülden söylüyorum gerçekten. 11 tane fedakar arkadaşıma buradan selam söylüyorum. Eyvallah. Hiç yüksünmeden gece gündüz hakikaten hepimizin çocuklarımızın yarasını sarmaya çalışıyoruz. Çünkü burada ben esasında şundan bahsetmenizi çok isterim. Güven. Çocukların güvenini kazandığınız anda dünyalarına girebiliyorsunuz çünkü. Güven kazanmak benim... İki kızım var. Bir de üçüncü kızım Seçek'ten var. Gönüllü ailesiyim onun. Çok şükür memur oldu. İnanın bakın 8 senedir bizimle. İçimize girip çıkıyor. Her şekilde rahat davranıyor. Herkes onu bizim üçüncü kızımız falan sanıyor. Hiç tanımadıklar. Ama burada 1 senedir güvenip bana her şeyini açıyor. 7 sene çöp. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden ben hepinizi çok seviyorum.
Yani bu canlı yayına çıkarken hiçbir şey yazıp çizmedim. Yani şunu kurmadım. Biliyorum. Çünkü biz Biliyorum. derneğiz. Böyle çalışıyoruz. Hepinizi kucak açıyoruz. Gerçekten ihtiyacımız var. Hiçbir zaman egomuz tavanda gezmedik. Her zaman botumuz, kotumuz ayağında bir derneğiz. Çocuklara hizmet için varız. Çocuklara hizmet için olan herkesi de bekliyoruz. Ama düzenli bağış kısmını siz söylediğiniz için söylüyorum. Evet, çok önemli. Eğitimde çok büyük, bizim için çok, çünkü ona bizim güvenip de çocuklarımızı o bursu ayarlayıp okutmamız çok önemli. Şimdi Her gönülden arkadaşlar, yani. evet. Yani araya girdim ama şimdi Girin girin. izin olursa isim paylaşmadan birkaç hikaye paylaşacağım. Şimdi mesela okutuyoruz derken sevgili Erman Hanım'la yolları kesişen dernekten dolayı benim tanıdığım kız çocuklarımız var. Bunlar özel okulları kazanmış, özel üniversiteleri kazanmış. Mesela Erman Hanımlarla buluşana kadar o kız çocuğumuz kendi başına gece çalışıp gündüz çalışıp o okulun harcını ödemek için uğraşırken ben çocuktan birebir aldım. Erman Hanım'dan dinlemedim. Yani benim de destek olduğum, Ben de psikolojik şaşırdım. destek Nereden olduğum. geldi bu bilgiler diye tahmin ettim. Ben dedi bana o kişi, o kızımız, ben Erman ablayla dedi Kız Çocukları Derneği'ne tanışana kadar Meltem abla hiç güvenim yoktu hiçbir şey. Beni hayatın destekleyeceğini düşünmüyordum. Çok O ilginç. anda dernek, sen anladın kim olduğunu tahmin ediyorum. Dernek şeyleri ödemeye başlayınca harçlarını o çocuk da güvenle şimdi devletin çok iyi bir kurumuna yerleşti ve memur oldu. Çok şükür Evet. o karşılaşma anı, yani Erman Hanım ve ekibi dernekte nereden kuvvet buluyor? Düzenli bağışı. Çocuğum biz senin arkandayız Tabii, demesinin tabii. sebebi 50 lira 100 lira gönderenlerin sayesinde o çocukların şeyleri oluyor. Bunlar ev açıyorlar, kiraları oluyor. Yani ayakları üzerine durana kadar Evet. karşılanıyor bu çocuklar. Şimdi bir şey daha var. Senin bu konuyla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı Arman Evet, amca? şurada hemen bir Lütfen. devreye gireceğim. Lütfen. Şimdi mesela bakın çok güzel bir konuya temas ettiniz. Çünkü derneğimizin bizim özel okul ödeme şeyi yok. Biz karar aldık. Yani özel okulda çocuk okutmama kararımız var. Çünkü neden? Çok yüksek bağlı. Birine verirsen öbürüne verememe olmaz. Çok güzel gruplarımız var Meltem Hanım. 5-6 kişi, 10 kişi mesela Funda Hanımlara selam olsun buradan. Gruplar var, iki grubumuz var. Birini bitiriyorlar, bize çocuk verin diyorlar. İyi üniversite kazanan çocuklar, okumayan çocuklar alıyorlar. Kendi aralarında bir fon oluşturuyorlar. Bizim derneğimize yatırıyorlar, dernek kanalıyla okutuyorlar. Bu çocuk Evet. onun, o dediğiniz, bahsettiğiniz çocuk da Burslu gözlerim kazanmış. O yaşardı. harcı, 5'er evet, gün harcını yatırmışsın süperdi. zaten. Hatırlıyorsun, Şöyle işte o grup okuttu onu. Bizim grubumuzdu yani. Bizim derneğimizin üyeleri ve beraber çalıştığımız bir şekildeydi. İnanın İstanbul'a bir bavulla gelen çocuğumuzdu. Tesadüfen bizi Allah karşılaştırdı bir kurumda. Düşünebiliyor musunuz? Kurtlar sofrasında bavulla güzel bir kız çocuğu. Şoka girmiştim. Şimdi harika fakat ilginç bir şey söyleyeceğim. söyle. Benim bu yüzümün böyle ciddi maskesi var ya, çocuklarda böyle ben babaanne ya da böyle nasıl diyeyim hala tipi oluyorum. Geçen gün o dediğiniz şahıs ev değiştiriyor. Bana telefonu Evet. açmış. Neyi soruyor biliyor musunuz? Kızlara da bunu söyledim. Arkadaşlarıma şok oldum. Erman teyzeciğim diyor. Ben diyor evimi taşırken diyor falan yerden bir abladan destek almıştım diyor. Beni aradı gene rica şey beni aradı diyor. İkinci evimi taşırken de destek olacak alabilir miyim sana soruyorum diyor. Şok oldum. Ya ne Yani burada bir güzel otorite sizin. görmüş beni. Yani şok oldum. Belki şu anda beni duyuyordur. Sevgiler olsun Bel ona. belki de belki de seyrediyordur. Ve şu anda inanın bu çocuk hata yapmayacak. Sevdiğini de söyleyecek. Hiç de biz Evet. önce çocuklara şunu veriyoruz. Yalan yok. Bakın yalan söylemeyin canımızı yiyin. Yalan Evet. söylemeyin. Yalan söylemedikten sonra Her her şey şeylerini de olur. Yavaş anlatıyorlar. yavaş. Evet. Anlatıyorlar her şeylerini. Yani çok şükür, Böyle çok oluyor şükür. işte dediğiniz gibi siz de hayatlarından. Yani, tabii bunlar şöyle bir şey. Meltem Hanım bu konuda çok hassas. Sevgili dinleyiciler de şu anda gönüllerimize de tekrar söylemek isterim. Esasında bizim var ya organizasyon yapıp böyle tak 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 yapmamız çok kolay. Ama biz çocukların asla resimlerini ve isimlerini paylaşmıyoruz. Kim ne derse desin. Yani onları gösterip de işte vicdan yapmak bilmem kolay. Hayır. Bizim desturumuz bu.
Bu çocuklar devlet korumasına ve biz devleti de korumalıyız arkadaşlar. Devletin evet. çizgisi var. Yani onu korumadıktan sonra, onları açtıktan sonra devlete al 3 tane pijama, 5 tane nevresim, onların başına at. Hayır. Herkes yerini ve çizgisini bilecek bu dünyada. Yardımı yapıyorsan sen kendin için ve çocuklar için yapıyorsun. Evet. Orada sen bir müdürün üstüne çıkamazsın. Kural vardır. Kuralları çiğnemeyeceksin. Bunu da özellikle söylemek isterim. Yani Instagram sayfamız olsun, web sayfamız olsun. Hep bizim böyle yemeklerimiz gibi gözüküyor ya. Biz çocuklarımızı paylaşmıyoruz. Onlar için yapılan organizasyonları hiç paylaşıyoruz. Anlayana hiç sıkıntımız yok bu konuda da. Vallahi biz gönüldaşız. Ben takipçilerim, danışanlarım, canlarım, yoldaşlarım diyorum yani. Biz gönüldaşız ve eminiz zaten. Çok şükür. Ben o fotoğrafları neden paylaşmak istedim? Bir oda dolusu bu yani... Yarım insan boyu eşofman taşımışlar Mert'ten. O kadar gurur, o kadar gururlandım. O emeği gördüm, dedim hemen paylaşmak istiyorum. Meltem yani, Hanım, Hacer tek tek pazarlık edildi. Projenin yani. Başına biz şimdi şöyle bir çalışmamız var. Mesela şimdi kim müsaitse, Hacer çok böyle sıkılmıştı pandemide, kıpırdıyordu işte, ya ben işe sıkıldım. Hacer dedim bomba gibi bir proje var. Kulakları çınlasın, duyuyordur beni. Hatta dedim ki bugün frene bas, frene. İşte şunu yaptım, bunu yaptım, size atacağım resimlerini. İnanın aracının arkası, Erman abla diyor, kesinlikle aynalarım gözükmüyordu diyor. Yani zor geldim diyor. Hülya'nın evine sağ olsun, Hülya bileti de sevgiler olsun. Ailesiyle paketlediler. Şöyle, ben size onları atacağım tabii. Medyada da kullanacaksınız. Fakat bugün mesela kuruma gitti, teslim etti ama kurumun ismini alma kızım dedi. Hayır, hayır. Kurumun hayır. ismini almadan... Oradaki Ebrahim işe ve şeyleri tabii kullanacaksınız. Bunlar sonuçta bir de şu var. Sevgili gönüllüler bize yardım yapıyorlar. Bu yardımlar nereye gidiyor? Yani biz bunların size raporlarını vereceğiz. Siz de raporlar gizli kalmakla ilgili istediğiniz kişiye sözlü olarak paylaşabilirsiniz. Bizim diğer derneklerden zor çalıştığımız konu devleti şey şunu yaptık diye refüze edemeyiz. Nasıl diyeyim? Benim sizi sevdiğim o zaten. Devletle yani... birlikte çalışıyorsunuz. Devletle birlikte evet, çalışıyorsunuz. Evet, benim sevdiğim evet, o. Evet, evet. Yani devlet onların her şeyini yapıyor esasında. Ne yapıyor? Yediriyor, barındırıyor, sıcak bir yuva. Siz onun daha ekstralarını yapıyorsunuz. Ne bileyim, üçüncü çarşafını koyuyorsun. Devlet nedir? Memur olan arkadaşlarım bilir. Belirli bir şey vardır. Der ki 6 ayda bir nevresim verilir kurumlara. 6 ayda bir nevresim, özürler yerinde daha fazla ihtiyaç varsa sen gönüllüsün kardeşim. Sen elini taşın altına koyacaksın. Lütfen elinizi taşın altına koymaktan çekinmeyin. Bizim bir daha bir şeyimiz daha vardır. Onu da söylemek isterim. Meltem Hanım'ı aşmadan bize gelmeyin. Biz böyle mesela tanıdığımız kişileri ekart edip birebir çalışmayı sevmiyoruz. Çünkü sizi kimseyi tanımıyoruz. Herkese bizde böyle grup başları vardır. Meltem Hanım da sizin grubunuzun yol göstericisi olsun. Gerekli projeleri paylaşıyor zaten. Arkadaşlar, gerekli arkadaşlara numaraları veriyor. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Sizler ne yapabiliriz kısmında? Her şey, mesela iç çamaşırı mı yaptınız? Bir koli mi yaptınız? Bana söyleyin. 10 çocuk, 5 çocuktan az olmamak kaydıyla ben onları kurum araçları aldırıp çocuklara vermeye söz veriyorum. Hiç, tamam. Kargoya pandemi falan geçince, gerek yok. Sonra pandemi geçince getirsin. İstanbul için tabii bu. Hani Ankara'dan da telefon gelmesin bana. pandemi geçince de organizasyonlarımız daha kolay. Mutlaka yönetim kurulundan arkadaşlarla sizin TC'nizi vererek, kurumlardan izin alarak bu çocukları görebiliriz. Dokunarak paylaşırsınız. Önümüzde yılbaşı var. Yılbaşıdan sonra mesela bir Ramazan etkinliğimiz var. Ben her zaman tabii canlı yayına girip sizle bu konuları paylaşamam. Örneğin Ramazan ayı içerisinde sizler bir araya gelerek Meltem Hanımcığım çocuklarımızı eğer o zamana kadar uygunsa işte 3-5 kişi bir arada menüleri belirledik. Onlara çocuklarımıza iftar yemekleri de kurumlarda verildi. Bilmem yeterli oldu mu? Size sorulan sorular oldu. Var mı? Varsa. Çok güzel oldu. Baktım şeye. İlleri sormuşlar. Her il için geçerli mi diye.
bu Şöyle biz şeyler? tek şubeyiz. Kız Çocukları Koruma Derneği İstanbul'da şube olarak Hı var. hı. Ama diyelim ki Diyarbakır'dasın, yardım yapmak istiyorsun. Sen bana bir telefon aç, ben Diyarbakır'daki seçiye de yol atırım. Hiç sıkıntı yok. Yani Devletle çok iç içe çalışıyorsunuz aslında. Hani bütün kurumlar, devletin bu kurumlarıyla siz birlikte çalışıyorsunuz aslında. şöyle diyeyim Meltem Hanımcığım, esasında şunu şöyle toparlamak daha güzel olur. Güven var işte. Yani şöyle, biz yıllarca güzel çizgimizi güzel kullandığımız için, aşmadığımız için bize güveniyorlar. Çok net ve ben bu güvenlerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum burada. Güvenlerini hiç sarsmadık. Neden diyeceksiniz? İşte bu konulardan dolayı. Herkes yerini bildi. Gönüllü gönüllülüğünü yaptı. Çocuklarımı okutacağız. Beraber paylaştık. Sorunları beraberdi. Ama bazen de sizin bilmemeniz gereken konu vardır. Mesela bir tek onu sosyoloğu, psikoloğu ve müdürün bilmesi. Ay nedir bu? Hiç merak etmedik. Çünkü çocuk oraya geldi. Koruma altında neyini merak Bitti. Ediyorsun? Biz çocuğu korumaya bakarız. Yani. Evet, ben çocuğumu ne yaparım? Ona bakarım. Annesi mi ölmüş? İşte şey neydi? Onları merak etmiyoruz. Bakın dediğiniz gibi şok oldum. Sizin bildiklerinizde çocuk güven duymuş da açmış. Yani bu çok önemli. Eyvallah. Güven olayı çok önemli. Çocuk hiç bahsetmek istiyorsa bahseder. İstemiyorsa hiç konuşmasın. Önemi yok. Ben sadece insan yetiştirmeye, insan hazırlamaya bakarım. Eyvallah. Allah Teşekkür razı ediyorum. Olsun. Ben şimdi bu yayın aracılığıyla da bu şeyi bana başlatan aslında Derya var. Derya diye bir arkadaşımız var. Bu ilk sevgi evlerini biz atkı örüyoruz dedi. Benim daha doğrusu komşum. Baktım atkı örüyor. Hayırdır dedi. Dedi ki biz sevgi evlerini atkı örüyoruz. Aa aşk olsun bana niye söylemediniz dedi. Ben de örerdim. Kaç çocuk? 90. Anam siz 90 çocuğa tek başınıza mı atkı örecektiniz? Söyleyelim dedim, hep beraber örelim. Oradan bir hediye de koymak istiyorum. Ya bir dakika, ben kız çocuklarını arayacağım dedim. Onların da bir sürü sevgi. O çocukların neyi var? Ben dedim söylerim bizimkilere. Biz hep beraber 10-20 bir toplarız. Sonra seni aradım, dedim ki böyle bir şey yapalım. Toplar mıyız? Vallahi ben inanıyorum toplarız dedim. Çok şükür her bir destekçiye, emek verene, bağış yapana, esnafa da Allah hepimizden razı olsun inşallah. Kat kat fazlasını versin. Fazlası sağlık olarak gelsin. Versin. Şimdi evet. Ben son bir şey söyleyeyim, öyle tamamlamak Buyurun. İstiyorum yayını. Buyurun. Ailesi tarafından suça teşvik edilen çocuklarla ilgili bir merkez de dahil oldu. Bir Hı-hı. güzel vesileyle Hı-hı. bu şeyimize, yeni yıl hediyelerimize. Bu çocukları çok önemsiyorum. Çünkü bu çocuklar ileride toplumun istemeyeceği, linç etmek isteyeceği, görmek istemeyeceği insan profilleri oluşturulmak üzere aileleri tarafından zorlanan çocuklar. Bu çocuklara göstereceğimiz ilgi alaka toplumun hem sosyolojik olarak iyileşmesi hem psikolojik olarak iyileşmesi için çok önemli. Yani o çocuklara şimdi el uzatırsak yarın daha sağlıklı bir topluma dönüşebileceğimize inanıyorum. Bu çocuklarla Onlara biz ilgili çocuk destek merkezleri diyoruz. Onu da kullanabilirsiniz. Çocuk destek tamam. merkezleri olarak konuşuyoruz. Şey olarak. Tamam. Çocuk destek merkezlerimiz. Tamam. Çocuk evet. destek merkezlerimizde özellikle de farklı faaliyetlerle hayata daha yumuşak katılabilecekleri güzel alanlar açmak için onlara bu merkezlerden evet. bir tanesinin müdürü çok da sağ olsun bir teklifle geldi. Şimdi ben de buradan açık açık şey yapıyorum, çağrıda bulunuyorum. Ben kendim de bu projenin içinde yer alacağım. 100 tane meyve Pardon, pidesi bu projenin istiyorum. içinde yer alacağım biraz, çok özür dilerim, ben gireceğim şimdi. Bu projenin içinde yer alacağım değil, Meltem Reyhan meyve bahçesi olarak kabul edildi. Yani yazdıracaklar, onu da söyleyeyim. Bu Devam daha edelim. Bu daha da güzel oldu yani. Onu kabul ettiler yani, biz yazdırırız dediler. Eyvallah, eyvallah. 100 tane meyve ağacı istiyorum bu çocuklar için. Ben o bahçenin bakımını ben üstleneceğim. Yani evet. bahçıvanı o oluşturulana kadar ki bütün şeyleri ben üstleneceğim. Burada kurulacak olan bu meyve bahçesinde bu çocuklar doğayla iç içe, onlara ait bir şeye sahip çıkarak aslında bir anlamda bir rehabilitasyon yaşayacaklar. Bu konuda destek olmak isteyenlerin
Lütfen bana mail atmasını istiyorum. Meyve ağacına ihtiyacım var ve onların dikimine ihtiyacım var. Doğru ağacın doğru yere dikilmesi için de bu konuda desteğinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu yayın için, yaptığınız her şey için. Ve ne hep eksikse beraber. Ben hani bu işte liderlik ettiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımın bana olan evet. güveni için de çok teşekkür ediyorum. Bunu duymaktan çok büyük de keyif alıyorum. Hep söylersin. Yani güveniyorlar, destekliyorlar. Bugüne kadar Umut'tan çocuklarda evet. da yaptık bunu. Bir sürü dernekle yaptık. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu anda da canlı yayındayken de bu yetkiyi vermek istiyorum. Bu hani konuşuruz kendi aramızda ama herkes de duysun. Şimdi bu iş çamaşırı eksiğimiz var. İşte şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var. Neyse bu çocukların eksiği, bu artan bütçemizde neyi karşılayabiliyorsak bunu karşılayalım. Artık bir de bir şey o zaman ben buradan okey almış oluyorum. Evet. Zeynep Hanımcığım da mutlaka bizi duruyordur. Bütün ekip şu anda bizi dinliyordur. Biz cuma günleriki toplantımızda bunu değerlendirir. Raporunu da size sunarız inşallah. Eyvallah. Hayırlısıyla. Eyvallah. Ben bir şey daha önemseyerek söylemek istiyorum. Kız Çocukları Koruma Derneği'nin bir desturu vardır. İnsanları bıktırmayı sevmez. Yani her şeyde ben size Meltem Hanım şunun var bunun var demem. Aralarla siz bizi ararsanız biz çok seviniriz esasında. Tamam. Yani o tamam. benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Niyet oluyor. Siz böyle niyetle beni arıyorsunuz. Orada bir kanal açılıyor ve o şekilde yürüyor. Evet, istemekten ziyade arzu edip karşı tarafın bunu düşünüp gelmesi çok daha güzel oluyor. Teşekkür ederim. Ben tekrar ben Sinem ederim. Hanım. Sinem Çirkin Hanım'a dedim ki soy ismin Çirkin ama çok güzel isimler yaptı. Şey, organizasyon çok güzel yaptı dedim. Hiç tanımıyorum evet, sağ kendisini. Olsun. Sağ teşekkür olsun, ediyorum. Didem Malkoç Hanım'a da sizin nezdinizde ve diğer bütün para yatıran, destekleyen bu arada bir mesela bir gününüz bize ulaştı dinleyiniz dedi ki bir bilgisayarım var bunu kullanım durumuna kullanılır durumda üst model değil ama yetirecektir onları biz baktıracağız böyle böyle şeyler gelmeye başladı teşekkür ederim biz hiçbir ben şey çevirmiyoruz gördüğünüz gibi evet çok evet. sağ olun Ben Sıla'ya da teşekkür Allah etmek istiyorum. Veren el yapsın bizi alan el yapmasın hiçbir zaman bu çok önemli hep vermeyi nasip etsin alalım da diye alalım da düşünüyorum. öyle deme gözünü seveyim alalım da Ben tamam. Öyle alalım Öyle mı? değil Yani fayda hadi da öyle alalım diyorsanız iyilik alalım. alalım. Bak alışveriş olsun Tamam. aramızda. Neden biliyor musun? Tamam. Burada para verdik ama ne aldık bilmiyoruz. Allah mutlaka bize iyi bir şey verdi. Aldık onu. Sevgi aldık. Belki bereket aldık. Hmm. Belki birimizin işi sıkışıktı. Onun açılımını aldık. Yani Hem ben de, seni hem de anlıyorum. Zaman, Bak, Mertim evet Hanımcığım. alışverişte olalım. Evet. Evet, Peki, çok şükür. Çok güzel bir İyi şey. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Bütün derneğe de ben teşekkür ederim. sizin nezdinizde yardım yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Doğru yerlere gitti, emin olun. Teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Şu İnşallah. meyve bahçesini ilk şeyde inşallah ben konuşturacağım, İnşallah. Buluşturacağım sizi. Hayata geçer. Sonra, Teşekkür ederim sonra da Meltem meyveleri Hanımcığım. Toplayacağız inşallah. Çok sağ İnşallah, olun. inşallah. Görüşmek Teşekkür üzere. ederim. Sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça İyi kal. akşamlar. Herkese Hoşça kal. İyi selamlar. akşamlar. Sevgiler. Sağ olun. Böyle işte canlar. Çok güzel bir yayındı bence. Yine yeniden her zaman teşekkür ediyorum. İyi ki varız. İyi ki el ele tutuşuyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok coşuyorum, anlatmak istiyorum ama hani bazısı da anlatılacak gibi değil. Ama çok güzel sonuçlar oluyor. Bu çocuklar okuyor, bu çocuklar iyileşiyor. Güzel haberler alıyorsunuz, çok iyi geliyor insana. O yüzden hep biz düzeltebileceğimize, elimizden gelene, yapabileceğimize odaklanalım. Bazen belki ufak bir katkı sağlıyoruz ama ufak diye görmeyin. Bir araya gelince o ufak bir dağ oluyor. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Kampanyanın bütün fotoğraflarını paylaşacağım elimden geldiğince. Derya'ya çok teşekkür ediyorum. Derya da müthiş bir şey yürütüyor. Yani 90 kişiden kargo alıyor. Kendini riske attı. Her seferinde kargo merkezine gidiyor. Atkı örenlere, beri örenlere, hediye gönderenlere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepsi tek tek paketleniyor, hediye paketi oluyor.
sevgiyle sarılıyor. Ben de biliyorum ki hepiniz sevgiyle yaptınız. İster para gönderdiniz, ister atkı ördünüz. Bu bize iyi gelecek ya. Ben bunu hissediyorum yani. Biz neredeyse 300 çocuğa sarıldık, dokunduk, sevdik. Sevildiğimizi hissettiğimiz günlerde buluşalım inşallah. Hoşça kalın, iyi akşamlar.